Evet, şimdi elipsin elemanlarını tanıyalım arkadaşlar. Elipsin elemanları derken neyi kastediyorum? Onu kısaca bahsedeyim. Bir, elipsin elemanları deyince bir arkadaşlar köşeler. Mesela köşeler, elipsin köşeleri dediğimiz noktalar şu köşeler. Elipsin dört tane köşesi var. Tabii bu anladığımız manada köşe değil. Fakat bu noktalara elipsin köşe noktaları denir arkadaşlar. Yatay ve dikey elipste. Ve bunları genellikle A ve A üssü gibi ve B ve B üstü gibi harflerle gösteririz. Diğer taraftan odakların bulunduğu arkadaşlar şuradaki odakların bulunduğu x ekseni burada mesela burada da şuradaki y ekseni odakların bulunduğu şuradaki bu doğru parçasına yani bu eksene burada asal eksen deniyor. Buradaki AA üssü doğrusuna. Buradaki diğer eksene de yedek eksen denir arkadaşlar. Yedek eksen. Tabii bu dikey elipste nasıl olacak? Burası bu kez yedek eksen. Çünkü odaklarımız burada. Çünkü odaklar her zaman asal eksen üzerindedir. Buradaki asal eksen buradaki y eksenidir arkadaşlar. Yani BB üssü doğru. Bu arada şuradaki AA üssü uzunluğuna asal eksen uzunluğu. Buradaki BB üssü uzunluğuna da yedek eksen uzunluğu diyoruz. Şimdi buradaki A ve A üssü ile B ve B üssü orijine göre tam simetriktir. Odaklara göre simetriktir. Yani bunlar odakların orta noktası, buradaki köşelerin orta noktası olarak da tanımlanabilir. Buradaki merkez. Buraya da elipsin merkezi diyoruz. Ve bu merkez orijinse biz ne diyorduk arkadaşlar buna? Tekrar şuraya yazacak olursam merkezil elips demek ki odak şey, pardon merkez nokta orijinmiş sıfır sıfır noktası arkadaşlar. Evet şimdi bu arada elipsin çemberlerini tanıyalım. Şurada bir elips var bakın. Elipsin şurada A idi, şurası B idi. Şimdi şurada tam A noktasından yani şurayı gösterecek olursam şurası A uzunluğunda. Bak A uzunluğunda şu şekilde çizdiğim çember arkadaşlar. Yani A yarıçaplı çember. İşte ben bu çembere yazarsam denklemini x kare artı y kare o da eşittir a kare. Bu çembere elipsin asal çemberi denir. Demek ki bu asal çember. Asal çember bu şekilde. Bir de yedek çemberimiz var. Yedek çemberde şurada bakın B. Burada da aynı şekilde bu kez şuradaki yarıçapımız B arkadaşlar. Burada bakın şu yarıçapı B olan şuradaki çembere de yani şuraların ne olduğunu söylüyorum hemen B. Şuradaki uzaklıklar A'ydı. Buradaki çemberimizin denklemi de x kare artı y kare eşittir b kare çemberi. Ben bu çembere de yedek çember diyorum arkadaşlar. Yedek çember. Evet bu elipse ilgili temel tanımlarımız bu şekilde. Bunlara birazcık dikkat edip tekrar unutmamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi daha önce ben koniklere başlamadan evvel bir tanım yapmıştım. O tanımımı hatırlarsanız konik üzerindeki bir noktanın odağa uzaklığının doğrultmana uzaklığına dış merkezlik demiştik. Hatta şöyle göstermiştim. E eşittir odağa uzaklık yani şuraya yazayım. Odağa uzaklık bölü doğrultmana uzaklık ya da doğruya uzaklık. Yani çünkü bir nokta burada doğrultman diyeceğim ona. Bir de odak tabii belli. Doğrultmanımız da bir doğru. Buradaki doğrumuz doğrultman. Doğrultmana uzaklık. Şimdi buna E sayısı demiştik. Hatta şunu söyle hatırlarsanız E eşittir 1 ise parabol, E küçük 1 ise elips, E büyük 1 ise hiperbol olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Şimdi ben bu E'nin yani dış merkezliğin nasıl elde edileceğini ya da formülüze etmek istiyorum. Bir teoremle vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şu teoremimize bakın. Şimdi şu şekilde x kare artı x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare bir elipse veriliyor. Merkezil yatay elipsi. Burada bakın şekline verilmiş. Teoremimiz şunu diyor. Bu elipsin arkadaşlar bu elipsin dış merkezli şu c bölü a oranına eşittir. C bölü a oranına. Şimdi bu tabii bu dış merkezlik tanımı farklı şekillerde de verilebilir. Dış merkezlik bazen şöyle de şu tanımla da karşılaşabilirsiniz. Odaklar arası uzaklık, odaklar arası uzaklık bölü
Asal eksen uzunluğu. Asal eksen uzunluğu. Böyle de tanımlanabilir. Böyle tanımlanıp da devam edebiliriz ama ben buradaki şuradaki odağa uzaklık, doğrultmana uzaklık tanımı üzerine bir kurup bir teorem vermek istiyorum. Şimdi bu E'nin C bölü A olduğunu söylüyor. Bu arada buradaki odaklar arası uzaklık nedir? Odaklar arası uzaklık 2C'dir. Asal eksen uzunluğu da 2A'dır. Bunun C bölü A olduğunu zaten görebilirim. Fakat ben bunu şimdi farklı bir yöntemle kanıtlayacağım. Şimdi diğer taraftan buradaki odakları yani doğrultmanlar ise yani onu bizim doğrularımız vardı ya bir noktaya ve bir doğruya uzaklık. İşte ki buradaki doğrultman olarak adlandırdığımız bu doğruların denklemini de şu şekilde olduğunu iddia ediyor teoremiz. Şimdi bunun kanıtını yapalım. Bunun kanıtını yapmak isterseniz şurayı kapatayım arkadaşlar. Adım adım gidelim. Şimdi şurayı kapattım önce. Hatta şöyle tamamen kapatayım. Şurayı da kapatalım. Şimdi amacım burada E'yi tanımlamak. E'nin tanımını ben ne demiştim? Bu nokta konik üzerindeki bir noktanın. Elips üzerinde buradaki konimiz tabii. Elips üzerindeki bir noktanın. Ben o noktaları şöyle alıyorum. Birincisi diyelim ki A, diğerinde A üssü olarak alırım. Şurada A üssü, şurası da A. Şimdi neydi? Noktaya uzaklık böyle doğruya uzak. Şu doğrum. Ben buradaki pardon arkadaşlar. Şimdi bu A noktası yani şunu tekrar yazacak olursam E dediğim neydi? Odak konik üzerindeki noktanın odağa uzaklığı bölü doğruya uzaklık ya da buradaki doğrultmana doğruya uzaklık diye yazayım. Şimdi arkadaşlar buradaki tabii doğrultmanın bu denklemleri bulacağım. Bu odağa uzaklık. Ben şu A noktasını yazıyorum. Onu şöyle yazabilirim. AF1 bölü odağa uzaklık. Doğruya uzaklık. Onu da hatta şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu doğruya uzaklığı şuraya K demişim. Şuradaki mesafeye K dedim arkadaşlar. Şunu K olarak tanımladım. AF1 K. Bu tabi bu koniğin bütün noktaları için geçerli. Yani şuradaki bir nokta için de odağa uzaklık yani şu uzaklık bölü bu uzaklık eşit. Yani eşit olması gerekiyor. Çünkü o şekilde tanımlandı. Bu arada ben A noktasını aldım ama A üssü noktası için de alabilirim. Yani A üssünün yine tabi hangi odakla bahsediyorum? Burada F1 yine. F1'e uzaklığı bölü yine A üssünün bu doğruya uzaklığı. Şimdi aynı doğruya bahsediyorum yani. Her ikisi için de bu doğru için. Bakın o zaman şu uzaklığı da bakalım. Burası 2A'dır. 2A artı K olduğunu görebilirsiniz. 2A artı K. Şurası çünkü A'ydı. Burası da A. Burası 2A artı K. AF1 uzaklığına bakalım. Bu arada AF1 uzaklığı arkadaşlar. Şurası A idi. Şurası da C idi. Dolayısıyla şuradaki uzaklığın ben A eksi C olduğunu görüyorum. O zaman şurada şunu yazabilir miyim? A eksi C bölü K eşittir. Şuna bakalım bir de. A üssünün F1'e uzaklığı. Yani şunu hesaplıyorum arkadaşlar. Şuradaki ifadeyi. Bunu hesaplayacağım. Şimdi onu da hesaplarsam. Hatta şöyle yeşille çizerek göstereyim arkadaşlar bunu. Şuradan A üssünün şu uzaklığını hesaplamaya çalışıyorum. Bakın nedir? Elinizde A var. Şurası A idi. Şurası şu uzaklık A. Artı bir de C var. O halde buna da ne yazabilirim? A artı C bölü 2A artı K'yı da zaten yazmıştım. Şimdi bunu içler dışlar çarpımı yapalım. 2A'nın karesi eksi 2AC artı AK eksi CK. O da eşittir. AK artı CK şeklinde yazdım. Şuradaki AK'ların gittiğini görebilirsiniz. Buradan hemen 2A kare eksi 2AC
CK'yı da öbür tarafa atalım. 2CK oldu. Ya da A'nın karesi eksi AC. O da eşittir. CK eşitliğini elde ederim. Bunu artık şöyle kutunun içerisine alalım. Bunu buldum. Buradan arkadaşlar K'yı bulabilirim aslında. K dediğim şey neymiş bakalım. K eşittir. A kare. Hatta burada A parantezini alayım. A çarpı A eksi C bölü C olduğunu görebilirim. Ya daha şöyle de yazabilirim. Yani parantezi almadan yazarsam nasıl olur? A kare eksi AC bölü C. Bunu da şöyle yazarım. A kare bölü C kesir olarak ayırırsam eksi C'ler gitti A. Yani K'nın da ben böyle olduğunu bulabiliyorum. Şimdi şu denkleme tekrar gelelim arkadaşlar. Bu arada E dediğim, şuradaki E dediğim oranımız neydi? Onu şöyle yeşille. Şu orana E dedim. Yani çünkü neye? Odağa uzaklık, böyle doğruya uzaklığı E olarak. Dış merkezlik olarak tanımlamıştım. Yani şuraya yazayım tekrar. Dış merkezlik. Dış merkezlik. Şimdi tekrar şu ifadeye geldim arkadaşlar. Ben burada şunu şöyle yazdım. A çarpı A eksi C. C K. Şimdi A eksi C bölü K'yı gördünüz mü? Ben buradan aynı şeyi yapsam arkadaşlar. K'yı bu tarafa şöyle yapıyorum. Bakın A eksi C bölü K. Şuraya attım K'yı. Eşittir. C bölü A olduğunu gördüm. Şimdi şu oran madem E idi. Tekrar E yazıyorum buraya. Bakın buradan da E değerinin yine C bölü A olarak verilebildiğini gördüm. Yani demek ki dış merkezlik buradaki C uzunluğu ile odağın uzunluğu ile A'nın uzunluğunu ifadesi. Hatta bunu şöyle yazıp o tanımda yapanların olduğunu söylemiştim. 2 ile çarpıp 2C bölü 2A da yazabilirim. C nedir? Odaklar arası uzaklık. Aklınıza kalması için odaklar arası uzaklık. Ve 2A da yine asal eksen uzunluğu. Asal eksen uzunluğu. Bu tanımı da bilin arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim doğrultmanlar. Çünkü teoremimize bakın. Bunu E'nin C bölü A olduğunu iddia ediyor teorem. Onu buldum. Bu tamam. Şimdi gelelim X'in şöyle olduğuna. A kare bölü C. Hatta şunu kopyalayayım bakın. Gözümün önünde olsun. Neyi kanıtlamam gerektiğini burada bakalım. Bakın kanıtlamam gereken ifade şu. X'in yani bu doğru. Şu doğruların denklemi. Onu da şöyle yapalım. Şu iki doğrunun denklemini şu şekilde ifade edileceğini söylüyor teoremimiz. Evet, doğrultmanlar bu şekildeki doğrulardır diyor. Gelin onu bulalım. Peki buradaki D doğrusunun denklemini nasıl bulacağız? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şurada şu uzaklık, yani madem şurası orijindi, şu uzaklık lazım bana. Şu uzaklık. Çiziyorum onu. Burası nedir? A'dır. Bakın X eşittir. X eşittir. A artı K idi. Başka ne var? Şuradaki, şurası da nedir? A yine X eşittir. Buradaki koordinat tabi eksi K. Doğru mu? Eksi A. Bu artık koordinata geçtiğim için uzunluktan bahsetmiyorum. Burada A artı K. Burada ise eksi A artı K'dır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki uzaklık da A burada. K kadar uzaklık vardı. Eksi A artı K'dır. Peki yazalım. X eşittir A artı K. K'yı bulmuştum bakın. A kare bölü C eksi A. A'lar gitti. Demek ki A kare bölü C olarak ifade edebilirim. Demek ki bakın burada yazdım. A kare bölü şu pozitif olan denklemi şuraya yazarsam X eşittir A kare bölü C olduğunu buldum. Hatta C bölü A'ya ne demiştik? E demiştik. Yani şöyle. Bunu şöyle yazarsam A çarpı A bölü C. C bölü A E ise C bölü A E ise A bölü C 1 bölü E'dir. Dolayısıyla da ben bunu A bölü E şeklinde de yazabilirim arkadaşlar. Evet diğerinden de aynı şekilde bakın şuradan diğerinin eksi olanı da bulalım. Onu da şurada bulayım isterseniz. Hatta kalemde kırmızı olarak yapıyorum. X eşittir eksi
A'yı artı K'yı yazıyorum yine. A kare bölü C eksi A. Yine A'lar gitti. Bu kez de ne olduğunu gördüm. Eksi A'nın karesi bölü C. Yine C bölü A'yı kullanırsam da eksi A bölü E olduğunu buldum. Demek ki şu denklemde X eşittir eksi A kare bölü C. Şu da X eşittir artı A kare bölü C. Evet, bunu arkadaşlar şey içinde yapabilirsiniz. Aynısını dikey elips içinde yaptığınız zaman benzer sonuçları bulabilirsiniz. Ve yine aklınıza kalsın. Burada da şu tanımı kullanırsam E eşittir odaklar arası uzaklık. Odaklar arası uzaklık yine 2C. Asal eksen uzunluğu. Tabii asal eksen uzunluğu bu kez nedir? Dikkat edin. Asal eksen uzunluğu bu kez Y ekseninde. Yani 2B'dir. E'nin dikey elipste C bölü B olduğunu söylüyor. Bu arada yine tamam ben buradan pardon şunu güzel yazalım. Ben buradan bunu söyledim ama buradaki aynı teoremdeki şuradaki teoremdeki verileri kullanarak da bu dikey yani aynı yöntemi kullanaraktan bunun da C bölü B ve bu kez doğrultmanların ki doğrultmanlar şuradadır. Ne olacaktır? Bunların B kare bölü C şunun şu B kare bölü C şu da eksi B kare bölü C olduğunu bulabilirsiniz. O yüzden artı eksi B kare C bölü C ya da artı eksi B bölü E olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu tanımı tekrar geleceğim. İsterseniz şurada şöyle bunların üzerine tek tek yazacağım tekrar. Yatay elipse geliyorum. Yatay elipste. Yatay elipste bütün üzerindeki ve bulduğum bu verileri yazıyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar. Hem de bir. Şurada bir odağım var. Ona C ile gösterdim. Şurada yine eksi C ile diğer odak. F1, F2. Bunlar birbirine orijine göre simetrik. Bunu F1 ile bunu F2 ile. Şurası köşe dedik. Burasının değeri A idi. Şurası eksi A. Şimdi burada E böyle bir elips gördüğüm zaman E sayısı yani dış merkezliğin C bölü A olduğunu yani şu şekildeki tanımla verebileceğimizi odaklar arası uzaklık bölü asal eksen uzunluğu şeklinde tanımlayabildiğimizi söyledim. Şimdi dikkat ederseniz 2C 2A hangisi büyüktür? Elbette ki A'lar daha büyük olduğu için. Bu ifade birden küçüktür arkadaşlar elipste. Şimdi E bölü E eşittir C bölü A yazdım. Bu arada X eşittir doğrultmanlarımız ise A bölü E ya da biraz evvel söylemiştim neydi? A kare bölü C şeklindeydi. Şu da şu ise X eşittir eksi A kare bölü C olacaktır. Evet şimdi bu anlattıklarımı şurada dikey ve yatay elips üzerinde arkadaşlar özetlemek istiyorum. Şu benim yatay elipsim. Yatay elips. Şu da benim dikey elipsim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle. Buradaki yatay elipste doğrultmanlar şu şekilde elipsin sağında ve solunda olan doğrular. Peki dikey elipste dikey elipste ise doğrultmanlar şu şekilde x eksenine paralel olarak uzanan yine elipsin aşağısında ve yukarısında bulunan doğrular. Bakın tekrar söylüyorum dikey elipste aşağıda ve yukarıda yani dolayısıyla y eksenini kesiyor. Burada ise x eksenini kesiyor. Yani yazacak olursam doğrultmanlar burada şöyle yazalım. Doğrultmanlar x eşittir diye çünkü denklemimiz x eşittir bir değer. Buradaki doğrultmanlar ise y eşittir bir değer. Şimdi bunları tekrar yazacağım. 1. Odaklar. Odakları buraya yazıyorum. Odaklar arkadaşlar burada 1. F1 eşittir C'ye 0. Hatta şöyle diyelim. F1 2 ya da şöyle yazayım direkt. C'ye 0 ve F2 eşittir. Eksi C'ye 0. Buradaki odaklar. F1 eşittir 0'a C ve F2 eşittir 0'a eksi C'dir arkadaşlar. Pekala. Şimdi E'ye bakalım. E dediğim sayı neydi? Bu dış merkezlik. Dış merkezlik. Dış merkezliğin burada E eşittir C bölü A olduğunu hem gördüm hem de şöyle tanımlayabildiğimizden yola çıkarak.
Odaklar arasındaki uzaklık, yani 2C bölü asal eksen uzunluğu 2A. Demek ki yatay elipste E değeri neymiş? E eşittir C bölü A'ymış arkadaşlar. Bunu hemen şu şekilde yapalım. Burada dursun. Peki burada ise dikey elipste, bu arada arası karışmasın, şuraya bir tane doğru çizelim. Şuradaki. Evet, burada E eşittir. Dış merkezlik burada. Yine odaklar arası uzaklık tanımı aynı 2C, fakat yatay eksen uzunluğu bu kez 2B olduğunu görüyorsunuz. Yani ise E eşittir C bölü B. Bakın burada B büyük, farkındaysanız. Eğer buraya A yazarsanız zaten bu yanlış olacaktır, onu söyleyeyim. Bu her iki ifadede C ile A'yı karşılaştırıyorum. Ve A C'den daha büyük olduğu için hem bu birden küçük hem de bu da. Yani bu elipse, bir kere bunu ezberlemeniz, yani ezberlemeseniz de kafaya kesinlikle bunu şey yapmanız lazım arkadaşlar. Unutmamanız lazım. Elipste dış merkezlik birden küçüktür. Çünkü bu elipsi karakterize eden özelliklerden bir tanesi. Evet, bunu unutmayalım. E eşittir C bölü A ve E eşittir C bölü B. A burada biliyorsunuz büyüktü. A büyük B idi. Burada ise B büyük A'ydı. Burada A kare eşittir B kare artı C kare idi. Burada ise B kare eşittir A kare artı C kare idi. Evet, bunların tamamını yine şöyle dursun. Hatta tam birazcık şöyle yapalım. Bu bir, bu iki. Bunları tamamen vurgulayalım arkadaşlar. Şimdi gelelim doğrultmanlara. X eşittir doğrultmanların şöyle olduğunu söyledim. A kare bölü C olduğunu buldum. Ama şurası X eşittir A kare bölü C. Ama tabii bunun bir de negatif olan, simetri olan şuradaki X eşittir eksi A kare bölü C var arkadaşlar. Ben dolayısıyla şunu artı eksi A kare bölü C şeklinde yazalım doğrultmanları. Hatta C bölü A'nın E olmasından da kullanarak bazen şöyle de kullanabilirim. A bölü E arkadaşlar. Bunu da yine şu şekilde kutumuzun içerisine alalım. Bu da yatay elipste karşılaştığımız ve kullanacağımız denklemler. Fakat dikey elipste bir kere Y olacak. Y eşittir. Yine artı eksi B kare bölü C olduğunu, yine artı eksi B bölü E şeklinde yazılabildiğini unutmayın arkadaşlar. Evet, burada da bakın B büyük ve B kare bölü C. Burada A büyük A kare bölü C. A büyük A bölü E, B büyük B bölü E şeklinde ifade edilir. Evet, bunları böylelikle dikey ve yatay elipsin elemanlarını ne yapmış oldum? Göstermiş oldum. Tabi burada dikey elipste de aynı tanımların verildiğini ve şurada C bölü B olarak tanımlanabildiğini söylemiştim. E eşittir C bölü B. Ben burada tekrar bunu hepsini özetlemiş oldum arkadaşlar. Evet, şimdi sorulara geçeceğiz ama dersi burada şimdi bırakıyorum arkadaşlar.